Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda kaldığımız yerden Lego videosu serime devam ediyoruz. Bu videoda bir önceki videoda yaptığımız helikopter vardı. Onun kutusunda iki tane daha yapılabilir ürünümüz var Lego olarak. Onları yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki videoda söylediğim gibi bir kutudaki ürünlerin üçünü de üç farklı varyasyonunu da tek videoda normalde yapmayı planlıyordum. Ancak daha ilk videodaki uzunluk bile tek parça için, yani tek varyasyon için 15 dakikaya geçtiği için her birini birer videoda yapacağım, her varyasyonu. Ondan dolayı diğer varyasyona geçelim isterseniz. Kutusu dediğim gibi Suluban Army. Tekrardan söylemem gerekirse şu kutusunun üzerindekini. M38B0537H. 104 parçadan oluşuyormuş. 6 yaş üzeri kullanabilir diyor. Arkasında da bu şekilde diğer ürünleri gösteriyor. Bu şekilde de ürünlerimiz var diyerekten birkaç Army ürünlerini gösteriyor. Ve bu benle daha önceki videoda söylediğim gibi gemi yüzeyinin altına da yapbozların yapılmış gibi bir parçasal suyun içindeymiş gibi bir montajsal fotoğrafı var. Onun için önceki videodaki gibi daha önce bende bulunan parçalarla yaptığım gemi tekrardan yanımda duracak şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve parçaları yine parçalı hale getirdim. Helikopteri önünüze parçalamaktan zaten önceki videoda yaptığım için bir daha uğraşmayayım dedim. Videodan önce parçaladım. Ve diğer varyasyona geçelim. Diğer varyasyon için hemen şöyle bir şey yapacağım. Birinci aşamayı buradan başlamıştım, ilerlemiştim. Sonraki süreçte şöyle. Şimdi birinci aşamayı, birinci videodaki olayın birinci adımını aynı yap diyor. Ve aynı yaptıktan sonra ikinci işlemi buraya gel diyor. Benim anladığım o. Yanlış mıyım? Bakayım. Aynen. Hemen oluşturmayı yapalım. Hatta 1, 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Tamam. Bunu hemen yapalım. Şöyle yapacağız. Altı yine birbirine benziyor sanki. Şu şekilde. Yine altılı parça alıyorum, kılavuzluğu takip ederek. Dörtlük koyup renkli parçayı her zamanki gibi yine altına şöyle oturtuyorum. Bir öncekinde yaptığım gibi. Hatta bir dakika şöyle bir kontrol yapacağım. Ha, buradaymış. Doğru. 9'un yanından devam ediyormuş. Bir öncekinin oradan değil. 9'un ardından ikinci varyasyonunki devam ediyormuş. Onun için hemen düzeltiyorum hatamı. Ve şöyle koyu renkli bir parça varmış. Üzerine şunun gibi bir şey oturması lazımmış. Ama bu koyu renkli parçaya bu yetmeyecek. Ucucun anca oluyor. Koyu renkli, ha. Şöyle çıkıntımsı takın diyor. İkisi birbirine eş çünkü. İki haneli bir parça var elimizde. Şöyle. Onu da şuraya şöyle oturtun diyor. Şunu şöyle oturttum. Şu şekilde duruyor. Sonra önceki parçadan kalan durumu şöyle alıyorum. Umarım görünüyordur. Şöyle bir parçayı takıyorum. Bu birinci aşama. Birinci aşama bu şekilde. İkinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamada şurada L mi diyeyim? İşte L diyelim. L şeklinde olan şöyle bir parçayı şu ön tarafa yakın diyebileceğimiz, hani bu uç değil de diğer tarafa yakın diyeceğimiz şekilde takıyoruz. Ve bunun bir arkadaşı daha var aynı şekilde yine L. Öbür L'yi de yine takıyorum ve şöyle bir parça elde ediyorum. Bu ikinci aşamanın devamı. Halen devam ediyorum. Diğer parçamız kaç? 2, 4, 6, 8 diyebileceğimiz uzunlukta. Muhtemelen en uzunu bu olduğu için budur. Bir boşluk bırakarak ortaya takıyorum şöyle. Ve yanlarına açık renkli olan parçaları şöyle çukuruna oturtuyorum. Ama bakıyorum şöyle bir tanesi boşlukta bırakacak şekilde takmamı istiyor benden. Ondan dolayı ona göre oturtuyorum. Hemencecik. Diğer parçayı da aynı şekilde oturtuyorum. Gördüğünüz üzere. Sonrasında arkaya doğru şu koyu renkli parçalar varmış. Uzun mu kısa mı onlara bakacağım. İkili iki uç şeklinde şu şekilde şu arkaya denk gelecek şekilde şunu taktım. Bunun karşılığına denk gelecek yine bir koyu parça olacak. Onu da hemen buluyorum gözünüzün önünde. Şu şekilde buldum ve bunu da koydum. Arkaya da uzunlardan yine diğerini alıp takıyorum. Ve şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. İki haneli diyebileceğimiz şekilde yine şu parça var bir tane. Onu hemen bulayım. Neredeymiş? Evet. Şöyle iki parça. Şurası boşluk var. Onu şöyle iki
haneli bir parçayla dolduruyorum. Gördüğünüz gibi ikinci aşama bu. Üçüncü aşamaya geldim. Dikine iki tane şöyle şey dikine diyorum da şu parçayı taktım. Bir de aynı eşini arasındaki parçaya oturacak şekilde takıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu şu şekilde oldu şunlar. Sonra üçüncü aşama henüz bitmedi. Üçüncü aşama için bir de kanatlara oturtacağımız açık renkli şunlar var. Onların uzunu ve kısası var galiba, evet. Uzun, şu uzun verevine farklı görüntülü parçayı şu uca oturtuyorum. Şöyle, şurada tek bir çıkıntı açık renk var. Onu açık renkle açık rengi birbirine oturtuyor gibi düşünün. Diğer yine farklı görüntüde olan parçayı da şöyle oturtuyorum. Sonra bir tane 4 haneli şöyle bir parça var ve şurada boşluk var bunun oturacağı şekilde. Gördüğünüz gibi bunu da oturttum. Bakıyorum şöyle bir katlanmış bir parça var. Bunu öndeki alan şurada bir çıkıntı boşluğumuz var. Oraya oturttum. Ardından bir tane tek parçamız var zaten, bu karıştıramazsınız uzunlamasına huni gibi. Bunu önüne taktığımız parçanın oluşturduğu yere takıyorum. Gördüğünüz gibi oturdu. Ardından arkayı çeviriyorum ve dördüncü aşamayla kılavuzun arka yüzünden devam ediyorum. Bu cam yüzeyi gibi iki tane parça var. Bunlardan birini alıp en öne takıyorum. Ardından üçerli olacak şekilde şöyle açık renk parçalar var. Şöyle. Bunları şu camın arka yüzeyine denk gelecek şekilde hiza olarak takıyorum. Şuraya. Gördüğünüz gibi bunları taktım. Ardından parlak yüzey varmış. Parlak yüzeyi alıyorum ve buraya oturtuyorum. Gördüğünüz üzere. Ardından düz bir açık renkli ızgara var. Şöyle. Şunu şu iki yükseltinin arasına takacağım. Şu şekilde. Taktım gördüğünüz gibi. Ve tekli olacak şekilde şu çıkıntıların üzerine koyu renk bir parçamız var. Onu takmaya çalışacağım. Şu şekilde taktım. Gördüğünüz gibi şunu taktım. Bunda yok. Ona da takacağım şimdi hemen. Bir parça da hemen ona buluyorum. Gördüğünüz gibi buldum. Ve takıyorum. Tamam. Bu da tamam. Başka bir şey var mı diye bir kontrol yapıyorum. Beşinci aşaması var mı bunun? Beşinci aşama yüzeye koy göster gibi bir şey yapıyor. Bu herhalde şu an tamamlandı galiba, bakıyorum. Başka bir şey var mı diye kontrol etmek istiyorum çünkü. Evet. Bunun aşaması tamam. Şu an gördüğünüz de şu şekilde. Bunu sonunda bir önceki videoda yaptığım gibi videonun içinde çekmeyeceğim. Videonun sonunda telefonla yakın marka kamera kaydı alacağım. Parlamayacak şekilde, merak etmeyin. Ama şu an en azından şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi uçak oldu. Şöyle gemimizi de alalım önümüze. Pilotumuz da burada hatta. Pilotumuzu da oturtabiliriz. Tabii bu biraz abuk bir durum oluyor da. Görüntü olarak bakayım. Oyun şeydeki de öyle mi? Farklı görüntüler var. Biz şimdi şunu pilotumuza oturtmuş olalım. Şu şekilde. Bakalım ayağını getirebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi pilotumuzu da oturttuk. Çok abuk dursa da Legolar bu şekilde, biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi Army setindeki Suluba'nın Army setindeki Legosu'nun uçak modelini yaptım ve piste koydum gördüğünüz gibi. Bir keyifli bir video olması amacıyla çekiyorum, biliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuyla abone olabilirsiniz. Kanalımda diğer videoları da izleyerek eğlenmeye, bilgilenmeye ya da herhangi bir fikir edinmeye devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.